Son Alışveriş Merkezi Müdürü Sayın Celalettin Çubi. Büyük şairimizin dediği gibi topraklara geçerken sadece toprak olarak, dağ olarak görmemek lazım. Burada özellikle binlerce, on binlerce şehidimizin yattığımızı hepimiz biliyoruz. Ve gerçekten bizim için büyük bir gurur ve büyük bir onur. Bugün de Mustafa Kemal Atatürk'ü burada almak, onun babası biliyorsunuz Ali Rıza Efendi Kocacık'ı. Dolayısıyla 10 Kasım 78 seneden sonra, yani vefat günü olduğundan dolayı hepimiz burada bulunmamız bizim için gurur vericidir. Sevgili çocuklar, anneler, babalar, öğretmenler, Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet'in ilk yıllarında bir marş besteletmiş. Marşın sözleri şöyle: Türk çocukları, Türk çocukları, gözler ileri, başlar yukarı, yarınki hayat yurt ufukları, her şey sizindir. Çocuklar aziz vatan malıdır, ulu ağacın birer dalıdır, yardım görmeli, bakılmalıdır, özü ateşli Türk çocukları. Şimdi böyle bir marşı çocuklar için Cumhuriyet'in temelini attıkları günde besteleten bir atanın evlatları olarak biz bugün bir aradayız. Allah'a çok şükür ki bizi bir arada tutan, bu mayayı çalan hiç şüphesiz ki kimliğimizin göstergesi Türkçedir. Bu kadar belki duymamış olabilirsiniz ama buradan göç etmiş Türkçe'ye. Selanik'e, sonra Türkiye'ye. Ama Mustafa Kemal 1907-1908 yılı. Belki biraz üzüldüğünüz zaman aynı zamanda bu görüntüyü gördükten sonra çok da gururluyuz. Çünkü demin hocamın bahsettiği gibi dilimizin konuşulduğu her yer çok şükür hala vatandır. Bunun gururunu görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hafif emekli yetinmiyor. Saçındaki kınayı da alıyoruz hepimiz. Çalış sen inançla, tarih yol bu anla. Sen kalbinlerde köpür, sonsuz bir aşk heyecanıyla. Öğretmenlerini, derslerini seven, ben bir Türk çocuğuyum, büyük adam olacağını diyen, ben bir çocuğum, ailesini, milletini, vatanını seven. Nedir hedefimiz sorular? İstiklal, hürriyet. Sensin bize öğreten ey büyük Atatürk.